Merhaba, ben Yahya Madra. Bugün sizlere Türkiye'nin yapısal krizi ve Erdoğan'ın siyasi ve iktisadi ilahiyatı başlıklı bir sunum gerçekleştirmek istiyorum. Bu sunumun başlığı tabii sunumun yapısını da biraz bize sunuyor, serimliyor. Türkiye'nin önce yapısal krizi üzerine bir takım kavramları öne sürmeye çalışacağım. Ardından da Erdoğan'ın siyasi ve iktisadi ilahiyatını bu yapısal krize bir tırnak içinde çözüm önerisi olarak sunmaya ve açıklamaya çalışacağım. Tabii burada çözüm önerisi derken çözümün ne kadar anlamlı, gerçekçi ve başarılı olduğu ayrı bir mesele. Zaten biraz da sunum onu da derinleştirecek. Ama bu yapısal krize bir cevap, belki cevap çözümden daha net bir cevap çabası olarak görmek gerekiyor. Burada siyasi ve iktisadi ilahiyattan bahsederken bunu bir küçümseme olarak da algılanmasını istemiyorum ilahiyat kavramının. Tam tersine aslında iktisadın ve iktisat biliminin de yapısal bir krizi var. Ve Erdoğan bu yapısal krizin farkında belki belli bir ölçüde ve ona karşı bir cevap olarak ve kendi pozisyonunda ona karşı bir cevap olarak sunuyor. Çok kısaca bu krizin aslında iktisadın, akılcılığın tamamen şimdiye hapsolması ve gelecekle ilgili bir ufuk sağlayamaz hale gelmiş olması ve bir inanç krizi, iktisat ideolojisinin egemenliğinin getirdiği bir inanç krizinden söz ediyoruz. Erdoğan'ın siyasi ve iktisadi ilahiyatı da bu inanç krizine karşı bir cevap, yani bir aşkın bir ufuk önerisi. Tabii ki bu ufuk önerisi Erdoğan'ın çok belirleyen etkenlerin çerçevesinde oluşan bir ufuk önerisi ve bir inanç perspektifi. Dolayısıyla onun da kendine özgü sınırları var. Ama daha ilk başta yapmamız gereken şey önce bu yapısal krizin ne olduğu, Türkiye'nin yapısal krizin ne olduğu tartışması. Bunun için de ufak bir kavramsal çerçeve, kuramsal çerçeve önermek istiyorum. Bu Japon Marksist düşünür Kojin Karatani'nin üçlü bir kavramsallaştırması var. Toplumsal yapıların ulus, devlet ve sermayenin oluşturduğu bir Borromean düğüm, yani Borromean düğümden kastedilen bu düğümün herhangi bir zincirini çekip aldığımızda diğer iki parça da düşüyor ve bir tutarlılık, bir bütünlük sergileme imkansız hale geliyor. Örneğin ulussuz, çıplak bir devlet ve sermaye hegemonyasını teşkil edemiyor. Ya da devletsiz ulus ve sermaye kendini örgütleyemiyor. Ya da sermayesiz ulus ve devlet yeniden üretimi gerçekleştiremiyor. Dolayısıyla bu üçünün bir arada olduğu genelde kapitalist toplumsal oluşumların tahlilinde kullanıyor bunu Karatani. Ve bu üç kavramı da aslında Polanyi'den aldığı karşılıklılık, reciprocity, yeniden dağıtım, redistribution ve mübadele, exchange kavramlarına denkleştiriyor. Tabii ulus kavramı mitlerin, anlamların, bakışımlılığın, karşılıklılığın olduğu alan, cemaatin olduğu alan diyebiliriz. Devlet ise yeniden dağıtımın, yani vergilendirmenin ve yeniden dağıtımın olduğu alan ve yasaların kurulduğu alan, ulusa belli biçim verilen, yani bir örgütleyen, ulusu örgütleyen ve biçimlendiren bir alan.
Sermaye ise dediğimiz gibi tabii mübadele alanında ama sadece mübadelede değil aynı zamanda da üretim alanında da düşünülmesi gerekiyor ve tabii finans alanında da düşünülmesi gerekiyor. Ama bir sermayenin bir sürecinden bahsediyoruz. İşte para, meta, üretim, üretimden tekrar meta ve sonra tekrar paraya giden Marx'ın da Kapital'in ikinci kitabında derinleştirdiği sermayenin sürecinden bahsediyoruz ve bunun başsız ve bitimsiz bir süreç olması önemli. Yani birikimin itkisel bir süreç halinde ilerlemesinden söz ediyor Karatani. Ve mübadele de o anlamda onun o bitimsizliğinin sürekli yeniden kendini yenilemesi gerekliliğini işaret ediyor. Tabii ulus ve devlet bir yandan sermayeyi merkantilizmden gelen bir süreç içinde kendi himayesinde ve derinleştiriyor. Sermaye ulus ve devletin çerçevesine bir iktisadi boyut katıyor. Ve belki ulus kavramı sermayenin açtığı çelişkileri üstünü örten bir kavram. Devlet ise sermayenin ve ulusun dağınıklığını örgütleyen ve zor ve yani işte istiyorsanız Althusser'in kavramlarını hatırlarsak devletin baskıcı ve ideolojik aygıtlarıyla yeniden üretimin alanını örgütleyen bir yapı olarak düşünmek gerekiyor. Yani o açıdan devleti tabii sadece bir kurum olarak değil, çok daha toplumun kılcal damarlarına kadar işleyen bir yapı olarak düşünmek de faydalı diye düşünüyorum. Gerek Gramsci'den gelen kavramsallaştırma, gerek de Althusser'den gelen kavramsallaştırma çerçevesinde. Peki Türkiye'nin bağlamında bu üçlü yapı nasıl bir şekilde gerçekleşiyor son dönemde? Öncelikle bu 1980 sonrası döneme yoğunlaşalım diye düşündüm. Ve özellikle de 12 Eylül rejimi sonrasında bu dönemde toplumda ulusun krizinin şu odaklarda gözlemliyoruz. Gene tabii çok geniş bir perspektiften bakarak. Öncelikle 12 Eylül sonrasında Kürt Özgürlük Hareketi'nin 1984'te ortaya çıkışı ve yükselişi. Bu hareketin ilk dönemleri belki daha farklı bir yapıdaydı fakat Öcalan'ın yakalanması sonrasında başka bir mecraya dönüştü demokratik ulus çerçevesinde ve kendini bir ulus devlet yapısının eleştirisi üzerine oturttu. Benzer bir şekilde siyasa İslam'ın yükselişi ve iktidara gelişi bu da kendisinin daha bölgesel ve bir İslami bir birlik çerçevesinde gören ve Orta Doğu'daki diğer İslam, siyasal İslami hareketlerle kendini gören bir yapıydı. Bu da ulus devletin yapısına karşı bir eleştiri olarak gelişti. Bu sürecin içinde sünnileşen, 12 Eylül sonrasında sünnileşen rejime karşı Alevi toplumu da kendini bir tehlikede hissetti ve buna karşı bir direniş refleksi geliştirdi. Ve tabii 12 Eylül rejiminin getirdiği neoliberalleşme de seküler orta sınıfların endişelerini tetikleyen bir proleterleşme sürecini derinleştirdi. Tabii sünnileşme ve ulus devletin krizi de bu seküler orta sınıfın endişelerini çeşitli alanlarda derinleştirerek kültür savaşlarını da besleyen bir yapıyı oluşturdu. Ama burada önemli olan noktalardan bir tanesi bunun ekonomik bir süreç olduğunu da gözden kaçırmamak, sınıflarla ilgili bir süreç olduğu. Sermayenin derinleşme süreci özellikle Türkiye'deki aldığı biçim daha hafriyatçı bir kapitalizme tekabül ediyor. Daha sonra bunu daha net bir şekilde tanımlamaya çalışacağız.
Bunun karşısında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ekoloji temelli ve kendini korumaya yönelik Karadeniz'de HES'lere karşı, Ege'de, Bergama'da altın madenlerine karşı, Soma'daki madencilik faciaları bağlamında Anadolu'yu vermiyor türü bir direniş odağı da gene ulusun aslında bir krizine işaret ediyor. Bu yakın dönemde de tekrar tekrar ortaya çıktı. Özellikle hafriyatçı kapitalizmin vites atmasıyla birlikte. Ve tabii sünnileşen ve muhafazakarlaşan toplumda kadınlar ve LGBTQ artıların kendilerine yönelik artan şiddet karşısında öznelleşerek siyasileşmesini getirdi. Ve bütün bunları ve bunun gibi benzer başka dinamikleri ulus devletin, ulus ayağının, ulus devlet sermayenin, ulus ayağının bir krizini nasıl bir kriz şekilde krize girmiş olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Tabii bu ulusun krizi aynı zamanda da devletin krizine de tekabül ediyor. Bunun özellikle 2010'lu yılları Türkiye Devleti kendi içinde bir yarılma ve tasfiye süreçleri içinde geçirdi. Öncelikle cemaat Erdoğan'la birlikte Ergenekon başlığı altında anlaşılan yapıyı tasfiye etmeye çalıştı. Sonra cemaat Erdoğan'a yönelince Erdoğan önce barış sürecini kullanarak zaman kazandı. Sonra da cemaate karşı hapse girmiş olan Ergenekon'la ilgili bir önceki dönemde hapse girmiş olan Ergenekon'la ilgili ile işbirliği yaptı. Ve cemaatle karşı karşıya geldi. Sonra 15 Temmuz süreci gerçekleşti ve onun sonunda da cemaat ve NATO'cular büyük bir ölçüde devlet içinden tasfiye oldu ve yerlerine yeni ekipler yavaş yavaş geçti. Özellikle de anlaşılan daha ülkücü ekipler ve aynı zamanda da yeni başka tarikatlar bugün bu gerçekliği daha muğlak da olsa gözlemleyebiliyoruz. Fakat tabii burada önemli bir nokta devletin krizinde tasfiyelerin önemli bir yan etkisi ister istemez bürokrasinin liyakat seviyelerindeki gözlemlenebilir düşüş oldu. Bu ideolojik farklılıkları göz ardı etmeden düşünmek gerekiyor kuşkusuz. Ama tabii devletin bu kadar büyük bir tasfiyeden ve krizden geçiyor olması da ciddi bir bilgi eksikliğine ve liyakat eksikliğine neden oldu. Üçüncü noktada sermayenin krizi ve bu noktada da gene belki düşünmemiz gereken kavram 1950-60-70 yıllardaki kalkınma tartışmalarında kullanılan bağımlılık kavramı. Ve bu kavramın tabii Türkiye özelinde çok açık dört boyutu var ve bu dört boyutuyla değerlendirmesi gerekiyor. Öncelikli olarak Türkiye çok genç bir nüfus. Genç bir nüfus tabii ki tasarruf edebilecek kapasiteden yoksun. Tam tersine daha çok işe ihtiyacı olan, yatırıma ihtiyacı olan ve kazandığında büyük ölçüde harcayan bir nüfus. Ve bu da tasarruf eksikliğine neden oluyor ve bir sermaye açığına neden oluyor. Türkiye'nin sermayesi de son 100 yıl içinde tabii ki belli bir derinleşme yaşamış olmasına rağmen yetersiz yapısı olarak. Dolayısıyla da yurt dışından ve özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerden sermaye aktarımına ihtiyacı var ve yapısal bir şekilde bir sermaye açığıyla yaşıyor. Dolayısıyla da bağımlılık açısından en önemli akslardan bir tanesi bu. İkinci boyutu bu ülkenin ekonomisinde 1980 sonrası girilen ihracata dayalı bir birikim rejiminden söz ediyoruz. Biraz sonra bir dönemselleştirme önerisinde bunu daha ayrıntılı tartışacağız. Ama bu ihracata dayalı birikim rejimi dış piyasalara ulaşmaya ihtiyaç duyuyor. Fakat tabii burada soru hangi dış piyasalara ulaşmak?
Tabii ki bir yandan Orta Doğu ve Afrika'ya doğru bir genişleme çabası olduğunu biliyoruz. Ama onun ötesinde gerçek anlamda yüksek gelire sahip ve ihraç edilen malları yüksek fiyatlarla alabilecek piyasalar Avrupa ve Kuzey Amerika ve bu piyasalara ulaşma gereksinimi önemli bir bağımlılık aksını oluşturuyor. Bir ikinci bağımlılık aksını oluşturuyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne giriş sürecinden dolayı kaynaklı olan gümrük birliği Türkiye ekonomisi için yaşamsal bir öneme haiz. Bunun harcanması çok zor. Dolayısıyla böyle bir bağımlılık yapısı var. Bir üçüncü boyutta yapısal enerji açığı ve ara mallar bağımlılığı. Tabii Türkiye'nin ekonomisi ve üretim yapısı son 30-40 yılda bayağı değişti ve derinleşti ama hala ciddi anlamda belli bir montaj sanayinin varlığını gözlemliyoruz. İşte bu araba yapma, yani işte dronlar, insansız hava araçlarında ki gelişmeler bunlar sanki bu montaj sanayini aşmaya yönelik ama bu alanlarda düşük teknoloji gerektiren alanlar. Dolayısıyla da son kertede birçok açıdan ara mal bağımlılığı söz konusu. Yani ihracat yapmak istese bile Türkiye ithalat etmesi gereken ara mallar var. Ve daha da önemlisi ve yapısal olarak ne doğalgaz ne petrolün olmadığı bir ülke olduğu ölçüde ciddi bir enerji açığı var. Yani enerji açığı tabii şu açıdan önemli. İhracat da yapılsa, iç piyasaya yönelik üretim de yapılsa bu enerjinin ithal edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu ithalatta çok önemli bir kalem olarak ne kadar ihraç edilse bile o ithalatın açığını kapamak mümkün olmuyor. Hele ara mal bağımlılığında olduğu düşünülürse ihracat bir şekilde ülkeye döviz getiriyor ama yapısal olarak ithalatın ihracattan büyük olduğunu gözlemliyoruz ve dış ticaret açığından söz ediyoruz. Bu da önemli bir bağımlılık gerektiriyor. Gerek enerji açığından dolayı, gerek ara mallar bağımlılığından dolayı ve gerek tabii sermaye açığından dolayı. Tabii bütün bunlar başta da az önce de söylediğimiz gibi bir teknoloji açığına da işaret ediyor ve bu teknoloji açığı da politika yapıcıları emek yoğun bir birikim rejimi patikasına yöneltiyor sermaye ve politika yapıcılarını. Tabii burada dikkatli olmak lazım çünkü sermaye derken de bir bütünden bahsetmiyoruz. Farklı fraksiyonları olan, farklı versiyonları, biçimleri olan bir yapıdan bahsediyoruz. Heterojen bir yapıdan bahsediyoruz. Mesela en başta mülkiyet yapısından bahsedebiliriz. Kuşkusuz Türkiye'de sermayenin özel mülkiyette olduğunu gözlemliyoruz ama çok uzun bir süredir kamusal sermaye de var. Her ne kadar özelleştirmeler olsa bile bankacılık sektöründe ve diğer bazı kritik stratejik sektörlerde kamusal sermayenin rolü oldukça büyük. Bunu da zaten Erdoğan başkanlık döneminde Türkiye Varlık Fonu çerçevesi içinde bu kamusal sermayeyi bir araya topladı, bir havuzda topladı ve bunu bir özel sermayeymiş gibi şirket devlet kurgusu çerçevesinde yönetmeye ve işlevsellik kazandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla da özel ve kamusal boyutlarıyla ele almak gerekiyor mülkiyet yapısının sermayenin. Tabii ölçek olarak da büyük, orta ve küçük ölçekli sermayeden söz etmemiz gerekiyor. Büyük sermayenin beklentileri, mesela asgari ücret konusundaki kapasitesiyle orta ve küçük ölçekli sermayenin asgari ücret konusundaki beklentileri aynı olmayabiliyor. Tabii ki özellikle Türkiye'de asgari ücretin toplam ücret yani çalışanların aşağı yukarı %70'inin ücretin asgari ücret çevresinde oluyor olması da asgari ücreti çok ciddi bir indeks olarak karşımıza çıkartıyor. Ve farklı ölçekteki sermayelerin de bu konuda farklı pozisyonları, duruşları olabilir. Aynı şekilde kurumsallaşma da ölçekle belki daha aynı çerçevede düşünülebilir ama biraz daha farklı bir boyutta
uluslararasılaşmış sermaye ile ulusal ve bölgesel sermaye arasında da farklılık var. Bu sermaye farklı sermayelerin odak olarak da ayrışması söz konusu. Örneğin iç piyasaya yönelik sermaye ve dış piyasaya yönelik, ihracata yönelik sermayeden tekrar söz etmek gerekebilir. Burada tabii hem döviz hem faiz farklı şekillerde etkiliyor sermayenin farklı fraksiyonlarını, döviz politikaları ve faiz politikaları. Bir şekilde daha Marksist bir perspektiften bakarsak endüstriyel sermaye, ticari sermaye ve finansal sermayeden söz etmek mümkün. Tabii büyük ölçekli ve uluslararasılaşmış sermayenin finansal sermaye ile iç içe geçmiş olduğunu düşünürsek ve bunun karşısında ulusal, bölgesel ve orta ve küçük ölçekli sermayelerin ise finansal sermayeye ulaşımının daha aracılar üzerinden olduğunu düşünürsek, düşük faiz uygulamasının aslında bu orta ve küçük ve bölgesel sermayeye yönelik bir politika olduğunu hemen gözlemleyebiliyoruz. Ve bunun karşısında tabii büyük kurumsallaşmış, uluslararasılaşmış sermayenin finansal sermayeye de sahip olduğu ölçüde düşük faiz uygulamasından özellikle rahatsız olduğunu gözlemlemek mümkün. Aynı şekilde Türk lirasının değerinin düşük tutulması dış piyasa yönelik sermaye yararken tabii ki ithalata dayalı olan iç piyasa yönelik sermaye için de sıkıntı kaynağı vesaire. Dolayısıyla politikalar bu farklılaşma çerçevesi içinde düşünülmesi gereken politikalar. Bu alanda belki kabaca bir dönemselleştirme yapabiliriz. Bu çok beklenmedik bir çerçeve değil. Birçok insanın yaptığı bir dönemselleştirme. Özellikle iktisat ve siyasetin birbirinin içine geçerek bir DNA gibi birbirinin içine geçerek ilerlediğini ve krizlerin de birbirini tetiklediğini düşünürsek şöyle bir çerçeve sunabiliriz. 1980'de ondan önceki 60 döneminden itibaren olan İtalya ikamecilik Keynesli kalkınmanın tasfiye edildiği ve ihracat odaklı bir neoliberalleşmenin başladığını gözlemliyoruz. O 12 Eylül rejimi hem o kalkınmacı İtalya ikameci modele hem de sosyalist solun yükselişi ve Kemalist paradigmanın krizine karşı bir rejim olarak geldi ve bir şekilde Özal neoliberalleşme programını sopası olarak işlev gördü. Ve bu süreç içinde Kürt Özgürlük Hareketi'nin Kürt ayaklanması, işte son Kürt ayaklanması diye Cengiz Çandar'ın tanımladığı Kürt Özgürlük Hareketi'nin ortaya çıkışı ve siyasal İslam'ın yükselişine bir çerçeve oluşturdu. Özellikle de siyasal İslam'ın yükselişi belki de 12 Eylül rejiminin özellikle desteklediği bir yapıydı. Özellikle de sosyalist solun ortadan yok oluşu çerçevesinde Refah Partisi'nin daha önce sosyalist solun örgütlediği emekçi mahallelerinde yükselişi önemli bir noktadır. Özal'ın İlk 10 yıllık ilk neoliberalleşme süreci dediğimiz sürecin sonunda gerek SHP'nin yükselişi, gerek Demirel'in tekrar gelişi yeniden dağıtımcı bir popülizme neden oldu 1990'lı yıllarda. Tabii burada ciddi bir siyasi kriz de söz konusuydu. Belki popülizmi oldukça farklı çeşitte tanımlayan çalışmalar var ama Türkiye bağlamında Boratav'ın çalışması popülizmin bir yeniden dağıtımcı mekanizma olarak gözlemlenmesi gerektiğini, anlaşılması gerektiğini altını çizer. Ve bu açıdan da bu dönemde, bir önceki dönemde yani 80-90 arasındaki krizin ve neoliberalleşme sürecinin bir şekilde yeniden dağıtımla bir idaresi çabası var. Fakat siyasi dinamikler iyice güçlendiğinde en sonunda 2000'lerin başında hem devletin eflası hem sermaye piyasasının yani finansal yapıların krizi
büyük bir krizle sonuçlanıyor ve neoliberal restorasyon dönemine Kemal Derviş'le bir geçiş dönemi oluyor. Bunun üstünde siyasa İslam'ın yükselişi AKP'nin iktidara gelişine denk geliyor ve neoliberal popülizm döneminden bahsediyoruz bu 2000'li yıllarda. Buna AKP 1 diyelim şimdilik ve arada belki Gezi hareketiyle nedeniyle değil belki Gezi hareketi bir sonuç ve bir tepki, bir toplumsal tepkinin olgunlaşma süreci. Onun ardından ikinci AKP dönemine, yerli ve milli döneme geliyoruz. Ve bu aslında bize tabii unutmamamız gereken şey bu dönemselleştirme hep küreselle zamandaş bir şekilde oluyor. Yani küresel gelişimlerle ilgili. Bu karışık tabloyu aslında bir Z gibi düşünebiliriz. Liberalizm piyasa odağı 1776, tarihsel kronolojiyle gidersek sağ tarafta hemen onun yanında 1917, sonra çapraz olarak aşağı inip 1974 ve 2008 krizine işaret ederek bitirebiliriz bu Z harfini. Fakat bu Z harfinde üst taraftaki ikilem, piyasa ve devlet ikilemi, belki bir liberalizmin bir matriksi olarak tanımlarsak bunu, en temel ikililik, piyasaya karşı devlet ve bir şekilde tabii piyasadan, yani 1776 Adam Smith'ten önce de bir devlet var, merkantilist devlet. Yani bu Z harfini biraz daha geriye götürmek mümkün bir başka Z ile. Fakat o piyasayı bir başlangıç noktası alırsak, milat alırsak, kapitalizmin ilk döneminin 1917'de sosyalizmle bir noktalanmasından bahsedebiliriz ve onun karşısında Keynesci sosyal demokrasi piyasa devlet ikililiğini belli bir sentez içinde aşmaya çalışan bir kurgu olarak düşünülebilir. Fakat tabii bu Keynesci sosyal demokrasi de ucuz petrole dayalı bir yapı ve büyümeye dayalı bir yapı, pastanın sürekli büyümesine dayalı bir yapı ve bu 1970'lerde bir krize giriyor ve bu krizin sonucunda neoliberalizm devlet karşıtı bir program olarak, devlet fobisi haiz bir program olarak ortaya çıkıyor. Fakat devlet karşıtı olması, devleti kullanmıyor olması demek değil. 12 Eylül rejiminde de gördüğümüz gibi, Thatcher'ın güvenlik devletinde de gördüğümüz gibi, Reagan'ın güvenlik devletinde de gördüğümüz gibi, Soğuk Savaş devletinde neoliberalizm devletin belki de iktisadi kavramlar çevresinde yeniden organizasyonu ve piyasaların ve toplumun daha piyasa temelli ve iktisadi teşvik ve muayedeler, cezalandırmalarla yeniden düzenlendiği bir yapı olarak, işte sağlık sigortasından işsizlik maaşına kadar her türlü alanın yeniden düzenlendiği, refah devletinin yeniden organize edildiği bir döneme tekabül ediyor. Tabii bunun da bir diyalektik olarak karşıtı 2008 krizinden sonra özellikle neomerkantilizm dediğimiz, işte mesela Trump'ın ticaret savaşlarında vuku bulan ama daha önemlisi BRICS çerçevesinde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı da buna katabiliriz. Çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıkması ve bu çok kutuplu dünyadaki diğer bu büyük ülkelerin, büyük ekonomik yapıların devletçi ve piyasa karşıtı, en azından devletin merkezde olduğu bir yapıyla piyasa karşıtı direkt demeyelim ama çünkü piyasayı da tıpkı neoliberalizm ne kadar devleti kullandıysa neomerkantilizm de piyasayı kullanıyor. Bir yapıyla, ama söylem seviyesinde piyasa karşıtı bir söylem, bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve bu yapının aslında mesela Keynesci sosyal demokrasine nasıl bir önceki yapıya bir cevapsa, bir önceki ikiliye bir cevapsa, bu yeni ikiliye bir cevap olarak da şirket devleti gözlemliyoruz. Ve Erdoğan'ın da belki bu anlamda topluma ve Türkiye'nin yapısal krizine sunduğu cevap, çözüm önerisi işte tam da böyle bir şirket devlet kurgusu.
kendisinin bir CEO olarak, CEO olarak başında olduğu bir şirket devlet kurgusu. İçinde hem neoliberal ögeler var, hem de böyle neomerkantalist ögelerin olduğu bir yapı. Ve bu tabii Erdoğan'ın çerçevesi böyle bir ikilemli ekonomi politika olarak da gözlemlenebiliyor bazıları açısından. Hatta bu ikilemliliği bir tercih meselesi. Keşke eski Erdoğan, eski neoliberal popülizm dönemine geri dönüş olabilse kurgusuyla ele alıyor bazı yorumcular. Ama bunlar her ne kadar aralarında farklılıklar olmakla birlikte aslında birbirine çok yakın iki yapı. Şöyle ki, tabii neoliberalizm popülizm dediğimiz şey o ilk dönem Kemal Derviş'ten el almış bir şekilde Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in direksiyonda olduğu dönem olarak düşünülebilir. Gezi ayaklanması sonrasında gerçekleşen ve kendini ifadelendirmeye başlayan yerli ve milli modelin başında ise Yiğit Bolut, Cemil Ertem gibi figürler, Nurettin Nebati gibi bir Maliye Bakanı'dan söz edebiliriz. Bu dönem bu farklılıklara rağmen, bu kadro farklılıklarına ek olarak da ilk dönemin finansal sermayeyle daha barışık olduğu bir dönem olduğundan söz edebiliriz. İkinci dönemde ise faiz nas söylemleriyle ve faizin düşük tutulması çabasıyla finansal sermayeyle çatışık bir dönem olduğunu gözlemliyoruz. Ama bu iki dönemin özellikle hafriyatçılık ve ilksel birikim akslarında, eksenlerinde son derece tutarlı bir şekilde ilerlediğini gözlemliyoruz. İnşaatsa inşaat, altyapı yatırımları ise altyapı yatırımları, HES'ler ise işte enerji açığını kapama iddiasıyla, HES'ler ise HES'ler, madencilik alanlarındaki yatırımlarla. Her iki dönemde de bu hafriyatçılığın ve ilksel birikim süreçlerinin tam gaz gittiğini gözlemliyoruz. Belki önemli bir ayrım iki dönem arasında. Birinci dönemde kredi genişlemesi üzerinden iç piyasaya yönelik bir büyüme gözlemlendi ve bu tabii bir refah getirdi topluma. İnsanlar daha kolay krediye ulaşımı vardı hane halkının ve bu tabii biraz daha harcamaların artmasına, ekonominin daha böyle bir keynezgil döngüye girmesine neden oldu. Ve bir belli bir büyüme süreci yaşandı. İşte 2008 krizi teğet geçti dendi mesela. Fakat tabii bu teğet geçme süreci bir süre sonra küresel yani özellikle de küresel sermaye akışlarında yavaşlama olunca bu modelin işlerliği bir krize girdi ve özellikle 2008 sonrasında ve yerli ve milli model ucuz iş gücüne dayanarak rekabetçi, tırnak içinde rekabetçi bir ihracata dayanarak büyüme patikasına doğru evrildi. Ama mesela ilginçtir, 2020'li yıllarda özellikle COVID sırasında, COVID krizi, pandemi sırasında mesela devlet gene bütün yardımları kredi üzerinden yapmayı tercih etti. O açıdan bu bankalar, yani kamusal bankalar, şu anda varlık fonu içinde olan önemli bir aygıt olarak ortaya çıktı AKP'nin ekonomi politikasında. Yani bu ikilemli ekonomi politika aslında belki de belli çaresizliklerle gerçekleşen ve bir krize, 2008 sonrası krize bir çözüm olarak ortaya çıkan bir yapı olarak da değerlendirebilinir. Peki Erdoğan'ın siyasi ve iktisadi ilahiyatı deyince neyi anlıyoruz? Tabii bir sürü kaynağı var Erdoğan ama öncelikle Erbakancı bir kalkınmacılık ve üçüncü dünyacılıktan söz etmek mümkün. Ama aynı zamanda belediyecilik deneyimi çerçevesinde ve Özal'ın da belediye yasasını değiştirdiği dönemi de göz önüne alırsak Özalcı neoliberal bir iradecilikten de söz etmek mümkün, bir dirijizmden söz etmek mümkün. Özal mesela birçok şeyi kendi Sayıştay'ın denetimi dışına alarak kendi kontrolü altına almaya çalışmıştı. TOKİ'lerde, örnek TOKİ örneğinde görüldüğü gibi.
Ve belediyecilik yasasını da değiştirerek belediyelerin birer şirket olarak idaresini, yani kamunun birer şirket olarak idaresini yerleştirmişti. Ve Erdoğan da birazcık bunun içinden yetişti ve kendini bu şekilde kurdu bir siyasetçi olarak. Ve kendini bir şirket CEO'su olarak görmesinin geçmişini de burada bulmak gerekiyor. Fakat bunun yanında Erbakancı kalkınmacılığın ve üçüncü dünyacılığın altının da oluşturduğu İslami bir ekonomi ufku da var. Ve bu faiz karşıtlığı mesela finansal piyasalardaki bir örnek. Bir başka örnek de büyük ihtimalle bu aile politikaları, özellikle de sosyal devlet politikalarının vatandaşları emekçi olarak değil, aile fertleri olarak tanımlaması ve yardımların emekçi kimlikleriyle değil, aile yapısı içinde yapılması aslında belli bir İslami refah devleti kurgusuna da, belki refah devletini burada kullanmak çok doğru değil ama bir karşılıklılık yapısına oturtuyor diyebiliriz. Ve dolayısıyla da bir İslami ekonomi ufku çerçevesinde yaklaşıyor o açıdan. Yani kapitalizmin çelişkilerinin yarattığı tahribatı aileyi destekleyerek ve tabii orada bir muhafazakar kurgu da var, çözmeye çalışma. Tabii bütün bunların yanında Erdoğan'ın bir takım taktikleri ya da stratejileri var diyebiliriz. Burada önemli olanlardan bir tanesi, özellikle kültür savaşlarında gördüğümüz işte Sünni seküler ayrımı, Sünni Alevi ayrımı, Türk-Kürt ayrımı gibi toplumsal sınıflar arasındaki iktisadi ve kültürel ayrımların idaresi çerçevesinde düşünebilir. Elitlik meselesi mesela. Önemli bir söylemsel ve aynı zamanda politikaları da, iktisadi politikaları da belirleyen bir genel çerçeve. Tabii daha önce yukarıda anlattığımız gibi sermaye çift fraksiyonların da idaresi çok önemli. Bu politikalar arasında işte neoliberal popülizmden yerli ve milli ekonomiye geçişte de sermaye çift fraksiyonlar arasındaki dinamiklerin bir göz önünde bulundurulması söz konusu. Devletin ve kamunun bir şirket olarak idaresi genel bir çerçeve olarak var. Tabii gene jeopolitikanın ve bölgesel dinamiklerin iç siyasete ve iktisadiyata yönelik olarak değerlendirilmesi çok önemli bir stratejem olarak devrede. Ve tabii Ümit Akçay'ın da bir defalarca hatırlattığı gibi krizleri de hep ileriye doğru kaçarak çözme arzusu ve çabasından söz etmek mümkün. Bu stratejemler daha çoğaltılabilir ama şu aşamada belki aslında bunlar bayağı kapsayıcı bir çerçeve oluşturuyor. Ve burada bizim önümüzdeki soru, peki Erdoğan'ın bu mukavemeti, bu kadar seçimleri kazanıyor olması, bu kadar çelişkili politikalara rağmen seçimde başarılı oluyor olması sorusuna getiriyor bizi. Nereden kaynaklanıyor bu mukavemet? Bence bu çok bağlama ait bir şey ama en temelde bu bağımlılığın idaresi çerçevesinde oluşturulmuş bir stratejemi var Erdoğan'ın. Yani Erdoğan'ın bütün projesi bu bağımlılık yapısını merkezine alıp bunun idare edilmesi ve bunun çerçevesinde bir siyasi ve iktisadi politika oluşturulma çabası. Çok pragmatik tabii bir politika bu. Dış politikada da, iktisat politikalarında bu pragmatizmi görüyoruz. Örneğin Filistin ve İsrail meselesinde hem Filistin yanı taraftarı olarak görünmesi ama aynı zamanda İsrail'le de sürekli dirsek temasında olması ve ticari ilişkileri hiçbir zaman kaldırmıyor olması bu pragmatizmin bir örneği. İkinci bir örneği de seçim öncesinde düşük faiz uygulayarak ve bu ihracatçı rekabetçi modeli zorlayarak belli bir istihdam yaratmış olarak girmiş olması ve hemen ardında da tekrar geri dönüp Mehmet Şimşek'i ve daha yüksek faizle bu yapıyı tekrardan Merkez Bankası'nın odağına alan bir yapıya, bir politikaya geri dönmüş olması.
Bu da bir pragmatizm. Bunları nasıl açıklıyor Erdoğan sorusu önemli bir soru. O noktaya gelmeden önce belki altını çizmemiz gereken birkaç boyut daha var. Türkiye'nin içinden geçtiği ve aslında her toplumda sürekli olan ilksel birikim süreci, ama Türkiye'de bu çok daha yoğun bir şekilde oluyor ve belli bir toplumsal dönüşüm de söz konusu, bir devrim durumu da söz konusu. O 15 Temmuz sonrası özellikle ciddi bir ilksel birikim dinamiği gerçekleşti, ama bu müştereklerin müştereksizleştirme süreci diyelim, belli bir suç ortaklığı yaratıyor ve bu suç ortaklığı çevresinde, yani burada sadece narko devlet durumundan bahsetmiyorum, yani bir suç ilişkileri, ama daha genel bir suç ortaklığı, bu inşaat, yani depremin mesela depremin yarattığı acılar aslında bir şekilde belli bir suç ortaklığına da işaret etti. Herkesin memnun olduğu bir inşaata dayalı ama çürümüş bir inşaata dayalı bir büyüme modeli bir şekilde çöktü. Ama herkes o büyüme modeline ve mülkleşme durumuna bir şekilde yatırımını yapmıştı. Dolayısıyla da o suç ortaklığının bir acı bir şekilde ortaya çıkmasından söz ediyoruz orada. Benzer bir şekilde o suç ortaklığı bir rehinelik durumuna da işaret ediyor. İnsanlar o suç ortağı olduğu ölçüde de bu ilksel birikim sürecinin bir rehinesi halindeler. Ama tabii burada daha önemli bir rehine mülteciler. Ve bu hem Avrupa'yı bir rehin alma hali, hem mültecileri Avrupa'ya karşı kullanıldığı ölçüde rehin alma hali, hem Türk halkını, Türkiye halkını, halklarını mültecilere karşı rehin alma hali, genel bir rehinlik ekonomisinden söz etmek mümkün. Tabii Kürt özgürleşmesi karşıtlığında Türklüğün odakta olduğu bir milliyetçi cephe, ülkücülüğün ve Türklüğün odakta olduğu bir milliyetçi cephe söz konusu. Bu da bir şekilde ciddi bir zemin sağlıyor Erdoğan'a. Kürt özgürleşme sorunu bir güvenlik sorununa dönüştürülüyor ve barış sürecinin tamamen bir iç savaş süreciyle ikame edilmesinden bahsedebiliriz bu noktada. Ve bunun üstüne tabii daha başta da söylediğimiz gibi kültürel muhafazakarlık, aile odaklı ve kadın ve gençlik özgürleşmesine karşıtlık üzerinden tanımlanan aile odaklı bir kültürel muhafazakarlığın da önemli bir yapı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bir şekilde bütün bunlar muhalefetin dağınıklığına da işaret ediyor. Ve yani hem milliyetçi cephe hem kültürel muhafazakarlık, Erdoğan'ın farklı politikalarını eleştiren muhalefeti ve demokratikleşmeye odağını almaya çalışan muhalefetin sürekli bölünmesine ve sürekli iç çatışmalarla yıpranmasına neden oluyor. Ve bu da zaten Erdoğan için önemli bir lever, bir kaldıraç. Tabii bütün bunları yapabilmesinin önemli bir nedeni küreselleşmenin ciddi bir krizinin söz konusu olması ve jeopolitikanın da çok sert bir şekilde geri dönmüş olması son 20 yılda, özellikle 2010'lardan sonra. Çok kutupluluktan söz ediyoruz. Bu çok kutupluluğu kullanıyor Erdoğan. Batı karşıtı ve emperyalizm karşıtı bir söylemle bunu suçluyor. Sosluyor diyelim ya da ve kendini bir şekilde bu çok kutupluk içinde farklı tarafları birbirine vurdurarak bir eksen siyaseti yapmaya çalışıyor. Tabii bu küreselleşmenin krizi daha derin bir neoliberalizm meşruiyet krizine de işaret ediyor ve bence ilahiyat kavramı da burada önemli. Yani Erdoğan bir şekilde bir ilahiyatı, siyasi ve iktisadi ilahiyata sahip. Bu da bir devrim kurgusu. Ve bu devrim kurgusu tabii ki öyle bir günde olabilecek bir devrim değil. Yavaş yavaş muhafazakar bir devrim diyebiliriz buna. Ve bir perspektif veriyor kendini onu dinleyen kitlelere. Ve yani mesela Filistin meselesinde evet biz İsrail'le ticarete devam ediyoruz ama bunu yapmak zorundayız. Bu şekilde biz aslında bu çok kutuplu dünyada kendimize güç alanı alabiliyoruz.
Aslında biz tabii ki Filistin halkından yanayız ama iki tarafla da konuşarak gücümüzü bu şekilde göstermemiz gerekli diyerek açıklıyor. Tıpkı bunun gibi faiz politikalarındaki bu 180 dereceli dönüşü seçim sonrasında ben elimden geleni yapıyorum faiz karşıtlığında ama şu anda ciddi bir kriz var. Küresel sermaye karşı şu anda bunu yapmak zorundayız diye açıklıyor. Ve evet dönüşler 180 derece çok pragmatik ama bütün bu pragmatizmin altında bir ilahiyat, bir perspektif ve bir devrim perspektifi var. Bunun karşısında muhalefetin böyle bir perspektifi yok tabii. Tabii bu devrim perspektifini çok gösterisel işte altyapı, köprüler, şu bu falan gibi stadyumlar gibi bir kalkınmacılıkla, altyapı kalkınmacılığıyla, gösterisel bir kalkınmacılıkla ve işte sarayla destekliyor ve bir iktidar gösterisi yapıyor sürekli Erdoğan. Her zaman kendi gücünü göstermesi en önemli aslında kaldıraçlarından bir tanesi. Ve siyaseti bu şekilde sürekli kendi iktidarının gölgesi altındaki bir yapı haline getiriyor. Ve iktidarını gösteriyor. Dolayısıyla yerli ve milli politika dönemi seçim öncesindeki aslında Erdoğan'ın bir iktidar gösterisi olarak da düşünülmesi gereken bir şey. Ve kendini bir şekilde böyle bir devrimsel ufkun, tabii yıkım da gerektiriyor bu. Bütün bu kurumsal yıkım da aslında o devrimsel ufka da oturuyor. Bir boş gösteren olarak Erdoğan kendini böyle bir aşkın bir İslami muhafazakar devrim perspektifine oturtuyor. Ve dolayısıyla bütün bu pragmatizmden aslında gerçek anlamda pragmatizm evet ama aynı zamanda da hep böyle bir aşkın perspektife referansla yapılıyor. Bunun karşısında muhalefetin neoliberal 2000'li yıllara geri dönüş kurgusu ve o neoliberal rasyoneliteye geri dönüş kurgusunun böyle bir tutkuya, böyle bir devrimsel tutkuya referans verdiğini söylemek mümkün değil. Kaldı ki Filistin meselesi gibi Orta Doğu'daki Arap Baharı'nın ve Müslüman biraderler meselesinde gördüğümüz gibi bir Arap ve İslam uluslararasıcılığının da rüzgarını sürekli taşıyor. Evet şimdi Mısır'la olan ilişkilerden dolayı politika değişmiş gibi gözükebilir. Sisi ile tebrik gönderdiler. Ama o da gene bağlamsal, gene yapılması gereken hamleler olarak kurgulanıyor. Ve her şey en temelinde her zaman o devrim perspektifine sürekli geri geliyor. Muhafazakar devrim perspektifine geri geliyor. Mukavemeti Erdoğan'ın buradan kaynaklanıyor. Yani neoliberalizmin ve küreselleşmesinin krizine karşı bir cevap üreten bir pragmatizm ve bir aşkın perspektif sunabilmesi ve muhalefeti sürekli bir savunma pozisyonunda bırakması ve toplumu genel bir ilksel birikim sürecinin suç ortaklığında bir araya getirmiş olması ve çok temel milliyetçi cephe çerçevesinden böl ve yönet taktiğiyle emekçi kesimlerin bir cephe oluşturmasını imkansızlaştırması veya zorlaştırması sürekli. Tabii bütün bunların ötesinde baskıcı bir devlet yapısından söz etmek gerekiyor. Zaten o elde var bir ama onun ötesindeki bütün bu yapıları da değerlendirmek gerekiyor. Biraz uzun oldu bu sunum ama en azından belli bir çerçeve verdiğini düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.